Hani bir durdur orada. Ama bir sabah çok garip bir şey oldu. Bob'un hayatını tamamen değiştirecek bir şey. Sabah uyandığında kuru bir sessizlik vardı. Ne bir araba ne de bir insan sesi. Bob ailesini görmek için odadan çıktı. Ev garip bir şekilde boştu. Televizyonda hiçbir yayın yoktu. Ve kimse telefonunu cevaplamıyordu. Bob hızlıca dışarı çıktı. Koca mahalle bomboştu. Herkes nerede? Bob bazı cevaplar bulma umuduyla şehir merkezine gidecekken karşı evden gelen şiddetli bir ses dikkatini çekti. Oha! Karşı evdeki sese git, şehir merkezine git. Aa, beraber oynayacağız beyler. Karşı evdeki sese mi gidelim, şehir merkezine? Bence karşı evdeki sese bakalım, heyecan yaşayalım yani. Değil mi karşı ev? Ha, gerçek hayatta bunu yaşıyor olsaydım şehir merkezine giderdim, insanlar bulmaya çalışırdım. O sese gitmeye götüm yemezdi. Ama oyun oynuyoruz şu anda. Gittik. Sen ve uyarıcı etkisiyle yeni Durex Intense. Ananı sikeyim. Zevkin doruk noktasına çıkarman için. İşte o ana. Evet. Intense'le. Banlandık sen. Geçsene reklam var. Alp. Efendim. Atacağım oyuna sokup çıkartayım ben, tamam mı? YouTube. Ben de ne alakası var? Bak izliyorsun. Yani tamam, Alp abi atacağım oyuna yani. Oğlum Durex'le ilgili ne izleyebilirim ya, saçmalama. Ya izlemişsin demek ki, Allah Allah. Ona çağdaştırıcı bir şeyler izlemişsin. Hayır, yeni bir ürün çıkarttılarsa marketing dönemi, pazarlama dönemi dediğimiz bir şey var. Parayı basarsın, YouTube'a pre-roll video verirsin. Facebook'tan, Instagram'dan reklam yaparsın. Kesin yeni bir ürünü çıktı ya abi. Durex'in yani, ben nereden bileyim? Ben senin özelini bilemem. Bir hafta boyunca yayın yaptım, bana işte. Lan piç, belki bugün çıktı. Bugün çıktı belki. Karşı evdeki sese gidiyoruz. Bu arada başarısızlıktır. Aynı reklamı bir kullanıcıya iki kere göstermek şirkete zarardır. Verdiğin para boşa gidiyor. Evrim katılır bana burada. Diğerleri anlamaz bile. Ben merak bile ettim. Bunu deyip alacağım mesela. Bob karşı eve giriş yaptı. Gir bakalım Bob. Hadi canım. Ses giderek artıyordu. Birisini bulma hayaliyle Bob hızlıca önündeki odaya yöneldi. Bir şey söyleyeceğim, bu şeye benziyor. Late Shift'e benziyor. Karar verip ilerleyeceğiz herhalde. Aynen, ona benziyor. İçeride kendisini açık bir televizyondan başka hiçbir şey karşılamadı. Nerede bu insanlar? Bob kafayı mı yiyorum diye düşünürken masadaki not dikkatini çekti. Hey Steve. Gece 5'te otogara geldi. Dün gece hiçbir şey iyi gitmedi. Bodrum'daki eşyaları getirmeyi sakın unutma diyor. Dikkatli izleyin buraları. Otogar. Belki orada birilerini bulabilirim diye düşündü. Bob zaman kaybetmeden otogara doğru yola koyuldu. Şimdi çocuklar, otogara istediğimiz zaman gidebiliyoruz. Bodrum'a bir bakmak lazım değil mi? Sonuçta Bodrum'daki eşyaları sakın getirmeyi unutma diyor. Bodrum'a bakmamız lazım bence. Olabilir. Tabii herkes Bodrum dedi ya. Amına koyayım, bunun sonunca korkunçlu bir şey çıkıyorsa çok sağlam küfür yiyeceksin Alp benden. Bodrum'a da gittik. Bob kendine bir şekilde... Oğlum videoyu açarken bir gerildim ya. Reklam çıkmadı Allah'tan. Togora gider. Bodrum'a mı inmek istiyorsun? Pekala. Evet. İnmek istiyorum. Bob kendisine vaat edilen büyük gizemi çözmek yerine bencil bir şekilde Bodrum'a indi. Aptal, Bodrum'dan eşyaları al demişsin önce. Nasıl korkutabilirim? Heh, arkadan korkutucu bir müzik girer. Bob hızlı kalp atışlarıyla beraber merdivenlerden inerken kuru bir karanlığa doğru gittiğini fark eder. Aynı zamanda Bodrum'dan garip sesler duymaya başlar. Zaten neden buraya iniyordu ki? Video sonuna kadar izle. Aptallık. Ve Bodrum kapısını görür. Işık? Ve Bodrum kapısını görür. Ama maalesef kilitlenmiş. Bob yenilgiyi kabul ederek içinde bulunduğu büyük gizemi çözmek üzere... Bunu buraya koymuştu. Kesin bununla falan kıracağız biz. Resident Evil'da mesela ipleri yakardık. Otogara doğru yola koyulur. Oha, tek seçenek var. Otogara git. Açamam. Hayır hayır, sonuna kadar izle. Kapıyı açacağım abi. Bob, cidden mi? Her
Merak et. Yalnız oyun süpermiş ha. 50 tane video izletirsin böyle bir adama. Kaybolmuş. Ortada büyük bir gizem var. Ve sen kapıyı mı açmak istiyorsun? Sesini cidden anlamıyorum. Pekala. Öyle olsun. Soldaki balyoz babun dikkatini çeker. Belki bununla kapıyı kırabilirim diye belki düşünür. Belki de. Elini alır ve tüm gücüyle... Gördün mü? Fare dışında hiçbir şey yok. Bütün hikayemi mahvettin. Tek yapman gereken otogara gitmekti. Ve onu bile ne başaramadın. Benim gerçekten tadım kaçtı. Ben gidiyorum. Siktir git. Sana bu rutubet kokan bodrumda başarılar. Ciddi misin sen ya? Aa, posta yedik lan. Videodan. Bence bir şeyler çıkacak. Harekete bak ya. Bob. Sanırım birbirimizi haksızlık ettik. Ayıp ayıp. Sonuçta seçim hakkını sana ben sundum değil mi? Yani saygı duymam lazım. Ne kadar bu iğrenç kokan bodrumda dursan bile. Ben looter bir adamım. Ben RPG oyunları oynadım. Loot yaparım. PUBG'de her şeyde loot yapıyoruz. Fortnite'da. Bodrumda bir şeyler buluruz ondan sonra gideriz diye düşündüm ben. Bu video senin seçimlerinle şekillendi. Sen gerçekten video için önemli birisisin. Tabii ki önemli birisiyim. Anlıyorsun. Sana gerçekten değer veriyorum. Eyvallah. Anlıyor musun? Tamam batırmış olabiliriz ama sana bir teklifim var. Her şeyi en baştan alalım. Ne dersin? İkinci bir şans. Ne dersin Bob? Bodrum'da biraz daha beklesem. Bir dakika şimdi aynı video mu açılıyor? Bir nokta... Biri bir dakika. Oha, bir tanesi neler düşünmüş. Biri bir dakika bir tanesi bir saniye fazla. Bodrum'da bekleyelim mi chat? Selamlar. O kim ya? Erdal mı? Hoş Erdal geldin. Abi geldi abi. Vallahi ben karışamam. Ben bekliyorum lan. Hani abi spoilerlar. Sen bende hep aynı düşünüyorsun onu söyleyeyim de. Bob, bence sen hikayeyi beğenmedin. Bu bodrumda durman sanırım bir protesto biçimi. Değil mi? Hayır, bir şeyler çıkacak evet, diye bekliyorum büyük canım ihtimal kardeşim. Öyle. Hayır, hayır. Zaten çok klişe bir konu. Yok kaybolmuşlar, yok gizemler. Bize biraz daha özgün ve havalı bir hikaye lazım. Şey gibi, dedektiflik. Evet, dedektiflik. Bu hikayeye bayılacaksın. Enfes bir dedektiflik hikayesi olacak. Aa, çok heyecanlıyım. Hadi, zaman kaybetmeyelim. Şimdi bitene kadar bekleyelim de önce belki bir şey saklıdır çünkü Marvel'ın filmlerinde bitiyor film. Bekliyorsun 15-20 dakika cast ekranı geçiyor. 15 bin kişi yapmış filmi zaten upuzun. Sonra sonunda bir şey daha çıkıyor. Bekleyelim biraz daha. Dedektif Bob. Dedektif Bob pardon. 50 saniye 51 saniye. Herkes de beklememi istiyor zaten chatte. Bekleyelim bakalım. Bob neden böyle? Bu arada 100 bin kişi izlemiş, 90 bin kişi falan. 10 bin kişi bizde aynı karar vermiş. Yani 10 kişiden biri neredeyse. Böyle davranıyorsun. Sen böyle biri değilsin. Bob böyle biri değil. Belki de sen Bob değilsin. Bob değilim ben. Sen gerçek bir insansın. Bob iyi biri değil. Anlamalıydım. Pekala insan. Bu bodrumu seviyor musun? Bu bodrumla aşk mı yaşıyorsun? O zaman gezmeye ne dersin? Sonsuz bir gezi. Sen seç. Sağdan mı gidelim, soldan mı gidelim? Oo. Her şeyi değiştirecek soru şimdi. Sağ sol. En çok sağ elimi kullanıyorum. Sağa dönerdim ben. Sol diyenler var. Ben sağa döneceğim beyler. Sağ mı? Pekala. O zaman şimdi şeye dön. Sola. Yok. Sağa dön. Ya da bence sola. Evet sola dön.
Bir labirentten çıkmak için her zaman sağa dönmeniz yeterlidir. Sağ mı sol mu? Diren sen söyle. Bilemedim abi. Ben şimdi ne söylesem spoiler olacak sana. Alp'le oynadım. Sol sol tipini gözünü sol. Abi sen de sola gitmiştik lan. Siz oynadınız mı? Alp'te bir oynadım tık da, oynadım ben. Solda sağ yazıyor, sağda sol. Hadi bakalım. Sol, müthiş bir seçim. Bakalım nereye gideceğiz. Çok heyecanlandım. Şimdi bir dakika. Herif bana 15 tane reklam izledi. Solu sola. Evet, sola dön. Hadi çabuk. Allah Allah. Sola kıllattığına göre sağ olması lazım değil mi beyler? Bir bize yardımcı mı olmaya çalışıyor, köstek mi olmaya çalışıyor? Ben olsa ibnelik yapardım yani. Belki de ters psikoloji. Sağ mı? Pekala. O zaman şimdi şeye dön. Şeye. Sola. Yok. Sağa dön. Ya da bence sola. Evet sola dön. Sol, müthiş bir seçim. Bakalım nereye gideceğiz. Çok heyecanlandım. Şimdi bir dakika. Sola. Evet sola dön. Adamı dinlemedim aynı yere geldim ya. Harbiden ya. Kandırmışım. Sol, mükemmel gidiyorsun. Şimdi sağ. Yok. Sola mı gitti? Sola. Sağ mı? Sanırım sola. Bilmiyorum. Sen seç. Ya bu herif ne diyor ya? Fast run yapacağım şimdi oyunu. Abi bence baştan başla sen. Hadi çabuk. Sen dinle beni, dinle. Baştan başla hikayeyi. Bodrum'da durmaman gerekiyordu. Ben nereden bileyim kanka? İşte o yüzden sustum ya. Ben de böyle bu oyuna girdim. Sen ibnelik mi yaptın bana abi? Buraya döngüye gireyim diye. Tabii. Sen bana fırsat versen adam gibi yapsak olmaz mıydı? Peki bir dakika. Abi sustum zaten. Fırsat senindi. Sen peki, uğraşmaya çok tamam, ödürüm atabere gitmiştim. Baştan başlıyoruz düzgünce. Komşu sesin. Ayrılmasın abi. Bu Bob isimli bir adamın hikayesidir. Bob'un hayatı basitti. Her sabah yatağından kalkıp sıkıcı işine gider. Ailesini geçindirebilmek için bütün gün deliler gibi çalışır. Tamam buraları dinledik zaten. Ben biraz hızlı geçme taraftarıyım. Sıkılmayayım diye. Çocuklar. Şehir merkezine gitmemiştik burada. Şehir merkezine mi gitmeliydik sizce? Ne diyorsunuz? Şehir merkezi patlatabiliriz yani poçinki falan. Poçinki. Karşıyayda yalnız otogar muhabbeti de var, onu hatırlatayım ben sana. Muhteşem tadı seçmenin yeni yolu. Orijinal tat ya da yeni şekersiz Coca-Cola. Sokaklar bomboştu. Her yer ürpertici bir sessizliğe bürünmüş iken yumuşak bir yağmur başladı. Bob daha önce hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Ve şehir merkezi. Kimse yok. Bob hiçbir şey anlamıyordu. Herkes nerede? Sadece basit cevaplar istiyordu. Bob uzaktan kendisine doğru koşan bir şey gördü. Bob korkudan dona kalmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Kaçarım abi ben. Manyak mısın? Hiç düşünmem yani.
Kurta karşı kendimi niye savunayım ki? Kurtu öldürsem ne, öldürmesem ne, beni ısırırsa ya zombi olacağım ya hasar göreceğim, kan kaybından öleceğim ya canım yanacak. Kaçarım direkt yani. Bob! Bob koş! Hadi yaklaşıyor! Bob. Tabii kaçarken stratejik kaçarım yani, bir obje bulursam onunla vurmaya çalışırım ya da çıkamayacağı bir yere tırmanmaya çalışırım. Sağa dön! Tamam. Burada güvendeyiz. Kurt buraya giremez. Şimdi bir şey bulmamız lazım. Tabii giremez. Kapıyı kapattın. Mal mal bakar. Kurt halen kapıda. Bu binanın umarım arka kapısı vardır. Bu da ne? 101. oda mı? Tamam. Ya sanırım bir oteldeyiz. Bu işin sorunu ne? Yolumuza devam etmeliyiz. 101. odada bir canlı bir şey var. Peki şu empati yapmanızı istiyorum sizden. Post apokaliptik uyandınız, hakikaten hiçbir şey yok. Hiç insan yok, televizyon yok, yayın yok, telefon yok. Bir odada bir ses var. Buraya gider misiniz? Hayatta kalmak için insanlardan ya da seslerden, varlıklardan uzak mı durursunuz? Ben gitmezdim, açık söyleyeyim. Ya orada bir katil olur, ne bileyim bir şey olur. Girmezdiniz değil mi yani? Ben siksen gitmem diye var. Sanırım ben de gitmem ya. Hiç umurumda olmaz, yoluma bakarım diyor Migran. Yalnız konu Twitch ve olay oyun ve merak olduğu için gidebiliriz diyorum ben. Bak o ayrı bir şey ama gerçek hayatta öldürürseler gitmem yani. Düşünsenize beyler, hiç kimse yok ya. Evde bir oyun, Evrim yok, Diren yok, Alp yok, Berk yok, Hüsnü yok. İnternet yok, telefon yok. Eskişehir'de kimse yok. Yani. Acaba survival bir oyun mu ve hayatta kalma becerilerimizi mi ölçüyor? Çok güzel oymuş bu arada yani, YouTube üzerinden indirmeden. Çok önemli bir karar, gerildim ben burada şimdi. Bakalım anasını satayım, ne kaybedeceğiz ya. Dayanamadım. Bu ışığın bir sebebi olmalı. Tabii ki, evet. Belki birisini bulabiliriz Bob. Bize neler olduğunu anlatabilecek birisini. Hazır mısın? Bob merdivenlere doğru yol aldı. Her bir adımda burnuna gelen garip koku artarken kulakları alarm sesini daha fazla duymaya başladı. Bob'un artık son umuduydu. Uyanma alarmı falan çalmıyor abi. Alıştı. Bak söylediğim şey oldu Bob, abi. Bob, burada göreceklerimiz seni hoşnut etmeyebilir. Gerçekten içeri girmek istiyor musun? Şimdi bu yarrağı yedikten sonra mecbur içeriye gireceğiz. Normalde bu odaya gitmeyecektik. Ben paralel bir evrende yaşıyormuş gibi ve bir canım daha varmış gibi düşünüp. Bodrum'da motor olduk bekleye çünkü. Bodrum'da bekliyorum. Bob titreyen eliyle kapıyı yavaşça açtı. Korkmuyordu. Bütün bunların ne anlama geldiğini öğrenmeliydi. Bob soğukkanlılıkla kanadı. Kardeş ne meraktan hayatta gelirse başına meraktan gelir. Ya da meraktan. Yürüdü. Ve karşısında ailesinin ölü bedeni vardı. Bob çığlık atmaya başladı. Neler oluyor? Ben neden buradayım? Ailem neden burada? Bunlar benim ailem değil. Ben Bob değilim. Ben kimim? Ben kimim? Ben kimim? Bunlar Bob için çok fazla acıdı. Ve bu Bob isimli bir adamın hikayesiydi. Hadi ne yaşadınız be? Bir dakika, hack yapabiliyoruz değil mi? Geri gel. What if odaya girmeseydik? Arka kapıdan çıksaydık. Bir dakika, 101. odaya yaklaştım beyler. Fast run yapıyoruz, hazır olun. İçeriye girme. Hadi bakalım. Bob başaramadı. Başarmak istemedi. Korku ondan daha güçlüydü.
Nasıl gazlıyor ya tövbe. Savaş adımlarla gecenin gizemli karanlığına girdi. Bunların rüya olduğunu hayal etti. Ama gerçekler havadaki ay kadar parlaktı. Kafasını karıştıran binlerce soruyu bir anlığına unutup sahile doğru yol aldı. Huzurluydu. Bob'un bilmesine gerek yoktu. Bomboş bir dünyada yapabileceklerini düşündü. Yalnız ve maceralara açık. Ve Bob mutluydu. I would say we were good together. Ne oluyor? Aa! Kafam! Aa! Yapmayın! Çıktık abi arka kapıdan. Bob kulaklıklarını taktı. Ve bu garip yolculuğuna devam etmek için, bazı cevaplar bulmak için arka kapıya yavaş adımlarla yol aldı. Kurt bir daha mı peşimize takılacak, ne olacak? Sokaklarında Bob tek başına yürüyordu. Nereye gittiğini bilmeksizin yürüyordu. Yanlış bir seçim yapmış gibi yürüyordu. Bob, benim kim olduğumu hiç düşündün mü? Arka be. Yolumuza devam etmeliyiz. Bu tüylerim ürperdi lan, gözüküyor mu? Şuna baksanıza. Vallahi tüylerim ürperdi. Niye böyle oldu? Benim kim olduğumu hiç düşündünüz. Çözmemiz gereken bir sır olabilir mi? Arka kapıdan çıkılmıyor. Aa, bu başka bir çık. Neye göre çıkılmıyor? Bob arka kapıdan hızlıca dışarı çıktı. Bob kafanda ki bu ses nereden geliyor diye hiç düşün. Yolumuza devam etmeliyiz. Ne 101. odaymış ya. Bu kelebek sonsuzluğu mu temsil ediyor acaba? Kelebek etkisi bilmem ne carçurt. Bu ışığın bir sebebi olmalı. Vallahi garip ya. Belki birisini bulabiliriz Bob. Bize neler olduğunu anlatabilecek birisini. Hazır mısın? Bob merdivenlere doğru yol aldı. Her bir adımda burnuna gelen garip koku artarken kulakları alarm sesini daha fazla duymaya başladı. Bob'un artık son umuduydu. Tekrar çıkınca 2 dakika oluyordu video aslında. Tekrar çıkabilirim. Çıkacağım. Kan mı? Aynı yere geldi. Arka kapıdan çıkıyorum beyler bak. Bak bu sefer farklı bir şey yazıyor arkasında. Bizi bütün yönlendirmelerine rağmen ben kendi bildiğim şeyi yapmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bob gözlerini yavaş ve korkarak açtı. Bu ne lan, yoğun bakımda falan mıyım? Bob kendisini garip bir kablo ile uçmuş bir şekilde yatakta buldu. Baba. Bob'un buradan çıkması lazım. Kabloyu aniden çıkararak koşarak kapıya gitti. Benim için çok ürkütücü ya. Resident Evil'daki kapı ve yürüme seslerine benziyor. İnsanlar yaşıyorlardı. Ama nasıl? Bu Bob hiçbir şey anlamıyordu. Bence motor kazası falan geçirdi bu adam, yoğun bakımdaydı. Bunların anlamı neydi? Bob düşünmek istemedi. Bob anlamak istemedi.
Sadece insanların arasına girmek istiyordu. Artık mutlu olmak istiyordu. Küçük adımlarla mutluluğa giderken Bob'un tek... Bob içmiş, Bob'u sikmişler, yorumlara bak. İnsanlar yaşıyorlardı. Ama nasıl? Bu Bob hiçbir şey anlamıyordu. Bence motor kazası falan geçirdi bu adam, yoğun bakımdaydı. Bunların anlamı neydi? Bob düşünmek istemedi. Bob anlamak istemedi. Sadece insanların arasına girmek istiyordu. Artık mutlu olmak istiyordu. Küçük adımlarla mutluluğa giderken Bob'un tek... Bob içmiş, Bob'u sikmişler, yorumlara bak. Hatırladı. Kulaklık alert veren var. Bunun sonunda zaten korkutan karı çıkıyorsa söverim. Bir teklifi kabul etmesiydi. Bob, simülasyona girmeyi kabul ediyor musun? Aa. Ediyorum.